Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran halkın sesini halkın temsilci olarak seçtiği muhtarımız vasıtasıyla bugün de Aksaray Ağaçöl ilçesine bağlı Yenice köyü muhtarımız İshak Yıldız ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Daha önce de bu köyü ziyaret etmiştim 2016 yılında. Halk ne yapmış? Değişim istemiş. Muhtarımızı seçmiş. Seçimlerde karşınıza aday çıktı muhtarım. Çıktı. Kaç aday vardı? Tek. Tek aday vardı. İki adaydık yani. Biri eski muhtar mı? Daha önceki muhtar. Evet. Vaatlerde bulundum. Beni muhtar seçerseniz köyümüze şu hizmeti yaptırın. Elbette vaatlerimiz olmuştu. Ne efendim bunlar? Bunlar birincisi okulun köy konağına çevrilmesi. Çevrilmesi. İkincisi altyapı. Evet. Üçüncüsü de işte mezarın mevcut duvarı. İHAT'a duvarın yapılması. Bir de parkelerin tamamlanması. Arkadaşın tamamlanması arkadaşlar. Köyün içindeki i̇şte, yolların açılması. Evet. Mutlaka hani açık sözlü olacağız arkadaş. Birçok muhtara sorayım. Vaatlerde bulundun mu? Yok bulunmadım Süleyman Bey. Seni halk niye seçti arkadaşım? Ben şimdi diyorum ki ben bu köydenim. Gel benden o iste diyorum. Nasıl isteyeceksin? Ya mutlak bulunuyordu arkadaşlar. Vaatte bulunmayan muhtar seçilemez. Mutlaka bulunacaksın. Mutlak, ya yapacağım. Şimdi ben bu köyün yolu bozuk. Asfalt yaptıracağım demezsem sen beni seçer misin? Yok. Bu mezarlığın İHAT'a duvarı yıkılmış. Ha, bugün gene çekti İHAT'a duvarı. Yıkılık sana gösterebiliriz. Ben bunu yaptıracağım demesi halk seçer mi? Seçmez arkadaşlar. Onun için muhtarım gerçekten de sözünde de durmuş. Okulun tadilatını yaptırmış. Kapı penceresini ve üstünün çatısında içindeki yaptırmış. İşte elektrikle boya badana bir de merdivenleri yaptırmış. Kaldı. Bir de işte İHAT'a duvarı yapılmış. Devam. Arkadaşlar. Güzel bir İHAT'a duvarı yapılmış ama kalan kısmını da ben tamamlanmasını istiyorum. Bu köy halkının katkılarıyla mı devlet tarafından mı yapıldı efendim? Köy halkının katkılarıyla. Evet. Devletten zaten bütçede para yok. Yenice köy halkına da çok teşekkür ediyorum. Biz şu teşekkür güzel ederiz. Şiirimi de bu Yenice köy halkına armağan ediyorum. Her kişi dinlerse bu mezarlığın duvarı da biter diye düşünüyorum. Çünkü biz bu dünyaya geldik. Mutlak göçüp gideceğiz. Doğru mu efendim? Doğru. Adem ile Havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi, yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Elbet. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim arkadaşlar. Bizim gideceğimiz yer neresi? Kara toprak. Onun için yardımlaşacağız, dayanışacağız. İşte bu sene vatandaşlar imkan ölçüsünde katkı sağlamış güzel bir İHAT'a duvarı yapılmış arkadaşlar. Kalan kısmında tamamlanmasını istiyoruz. Bu röportajımı dinleyen Yenice köy sakinleri ister burada yaşasın, ister dünyanın herhangi bir noktasında, Türkiye'mizin hangi noktasında, şehrinde yaşıyorsa yaşasın. Muhtarıma yardımcı olsun. Bu duvar tamamlansın diyoruz. Doğru mu efendim? Doğru. Güzel bir kardeşimiz seçilmiş. Bu köy halkına tekrar teşekkür ediyorum. Bu köyü en güzel şekilde temsil edecek bir kardeşimiz, İshak kardeşimiz burada muhtar seçilmiş. Hedefimiz altyapı kanalizasyonun da yapılması. Doğru mu efendim? Doğrudur. Kaç haneydi muhtarım burası? 50. 50 hane. Nüfus ne kadar? 140. 140. Genelde nüfusa göre dayalı olarak yapıyorlar ama arkadaşlar inşallah bu Ağaçören'in altyapısı kanalizasyonu yapılmayan köylerinde altyapı kanalizasyonu 2020-2021 yıllarında tamamlanır diyoruz. Çünkü muasır medeniyetler seviyesine de köylümüz artık ne yapmalı? Çıkmalı. Çıkmalı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisidir demiş. Efendiye yakışır hizmetler yapılmalı. Bir de iletişim sorunu olduğunu belirttiniz evet. Muhtarım. Evet. Alt şey yok. İnternetimiz ve telefonlarımız düzgün çalışmıyor. Evet arkadaşlar muhtarımı daha önce ben aradım. Ulaşılmadı. Onun için bugün ilçede olduğu için ulaşıldı. Bugün ilçenin pazarıydı. Tesadüf çaldı. Buraya dün geldiğimizde aradık. Ulaşılmadı. Biz dedik herhalde internet telefon çekmiyor. İletişim sorunu mutlaka önemli arkadaşlar. İletişim ve Altyapı Bakanımız Fatih Dönmez'den mutlaka bu iletişim konusunda bir çözüm istiyoruz bakanımızdan. Artık 4,5G'nin ücretini ödüyor vatandaşlarımız ama 4,5G maalesef çekmiyor. Doğru mu? 4,5G maalesef. Evet. Maalesef. Diyoruz ve muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için biz gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.